Reha. Evet. Şarabın tarihine kısa bir bakış yaptıktan sonra şimdi artık eski dünya, yeni dünya şaraplarına giriyoruz ve bunları sizlere bir gezi halinde sunacağız. Eski dünya, yeni dünya şaraplarını yaparken eski dünyadan başlayacağız. Yeni dünyaya doğru yavaş yavaş geçeceğiz. Eski dünya ve yeni dünya arasında bir takım farklılıklar var. Ama bu akşam biz onların üzerinde fazla konuşmayacağız. Eski dünya şöyle, yeni dünya da işte böyledir falan diye, ama temel olarak eski dünya şaraplarına baktığımızda etiketlerinde üzümün cinsi belirtilmiyor. Üzümün cinsi yerine apelasyon dediğimiz üzümün bölgesi belirtiliyor. Ama yeni dünya şaraplarında bu daha çok üzümün cinsi mutlaka şaraba yazılarak belirtiliyor. Bunun dışında bu etiketlerdeki en temel farklılık bu aslında. Yani Avrupa'da eski dünyada yeni bir şarap aldığınız zaman onda üzümün cinsini pek göremezsiniz. Bazen etiketin arkasında yeni yeni yazıyorlar Fransa'da. Çünkü o bölgeler apelasyonla dedikleri bölgeler ayrılmış durumda ve orada hangi üzümün yetiştirileceği belirlenmiş durumda. Eski dünya şaraplarında bölgeler ön plana çıkıyor. Yani etiketlerdeki aslında en büyük farklılık bu. Şimdi biz eski dünya şaraplarıyla sunumumuza devam edelim. Eski dünyadan bahsederken ilk olarak Fransa'dan başlamayı gördük. Çünkü Fransa kim ne derse desin bu şarap konusunda bir marka olmuş durumda. Fransa'nın en önemli ihraç ürünlerinden bir tanesi şarap ve şarapla ilgili diğer ticari ürünler. Bugün için Fransa'da her 6 çalışandan birinin şarap sektörüyle ilgili bir iş yaptığı konusunda bir bilgi var. Bu tabii sadece bağcılık ya da şarapçılık olarak görmemek lazım. Bunun yan kollarını da düşündüğümüzde, örneğin şarap konusunda eğitim verme, şarap konusunda danışmanlık yapma, dünyanın her tarafına Fransız kökenli asma çubuklarını ihraç etme, bu işin nakliyesi, şişelemesi, mantarı, fıçısı, bugün Türkiye'de bütün şarap üreticileri Fransız menşeli fıçılar kullanıyor. Bunları bir araya getirdiğimizde gerçekten çok büyük bir ticari katma değer sağlıyor. Bu yüzden Fransa dünya şarapçılığında açık ara bir numara diyebiliriz. Ayrıca Fransa'da ve Avrupa'da şarap yaşamın bir parçası, kültürün içinde. Hristiyanlık olarak da baktığınızda şarabın özel bir değeri var. Dolayısıyla günlük hayatın içine tamamen girmiş durumda şarap. Bu kısa girişten sonra Fransa'nın şarap bölgelerinden ve Fransa'daki üzümlerden biraz bahsedeceğiz. En önemli iki bölge aslında Bordo ve Burgonya bölgeleri. Bu iki bölge birbiriyle rekabet halinde. Fransa'da sorarsanız Bordo şarabı için o daha çok ihraç amacıyla yapılıyor. Onu yabancılar için biz Burgonya şarabını tercih ediyoruz derler. Ama dünyada baktığınızda Bordo şarabı Burgonya şarabının daha önünde gibi görünür. Yani bu çekişmeler hep sürer. Dolayısıyla bu iki bölge birbiriyle bir rekabet halinde. Bordo bölgesine bakarsak, Bordo bölgesinin tipik üzümleri, bunlar artık Türkiye'de de çok sık rastlandığı için Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc ve az miktarda Petit Verdot üzümleri, kırmızı üzümler. Beyaz üzümler de Sotern bölgesinde Bordeaux'un Semillon ve Sauvignon Blanc üzümleri beyaz üzüm olarak öne çıkıyorlar. Burgonya'ya baktığımızda Burgonya'nın kırmızı üzümü Pinot Noir, beyaz üzüm olarak da Chardonnay kullanılıyor. Ben bu bütün bölgelerden bahsetmeyeceğim aslında. Bu bir referans olarak dursun önümüzde. Burgonya'nın alt bölgesi diyebileceğimiz Beaujolais ve Chablis bölgeleri var. Beaujolais'de şöyle bir gelenek var. Her yılın bu boğa buzumu yapıldıktan sonra Kasım ayının 3. perşembesinde o yılın taze şarapları rafa çıkıyor. Bizde de bu gelenek Kavakkale tarafından sürdürülüyor. Kavakkale Premier adı altında kırmızı beyaz olarak çıkartıyor. Her yılın Kasım ayının 3. perşembesi, yani yaklaşık tam bundan 3 hafta önce 2020'nin şarapları bize de piyasaya çıktı. Özel bir metotla yapılıyor bu, çabuk fermente olsun diye karbonik maserasyon yöntemiyle yapılıyor.
Ve o yılın şaraplarını ilk olarak tatma imkanını Kasım ayının 3. Perşembesinde buluyorsunuz. Beaujolais bunlarla ünlü aslında. Beaujolais Nouveau adı altında. Ve bunlar genç içilmesi gereken şaraplar. Bir yerde bir yıldan fazla geçmiş bir Beaujolais şarabı buluyorsanız onu pek tercih etmeyin derim. Chablis gene bir Burgonya'nın alt bölgesi denebilir bazı kaynaklarda. Ama ayrı bir bölge aslında Chablis. Chablis'in de çok güzel beyaz şarabı var. Chardonnay'den yapılmış. Özellikle kabuklu deniz ürünlerinin yanında iyi soğutulmuş bir şablı çok çok iyi gider. Alsaz bölgesi var. Alman sınırına yakın. Buranın da beyazları çok ünlü. Özellikle Riesling, Gewürztraminer üzümleri. Loire Vadisi, Paris'in altında Doğu-Batı istikametinde. Buranın da beyazları oldukça ünlü. Rhône Vadisi, bu akşam içeceğimiz şaraplardan bir tanesi Rhône Vadisi'nden. Orası da ünlü. Rhône Vadisi'nden biraz bahsedeceğiz zaten. Provence bölgesi var en güneyde. Orada daha çok roze şaraplar yapılıyor. İtalya'ya yakın bölge. Bir de Languedoc-Roussillon bölgesi var. Languedoc-Roussillon bölgesi aslında Fransa şarabının deposu gibi. Fransa'da üretilen şarapların üçte biri bir bölgede yapılıyor. Burada pek çok çeşit üzüm yetiştiriliyor ve şarabı yapılıyor. Özellikle sofra şarabı veya en alt segment şarapları, bölgesel şaraplar bu Languedoc-Roussillon bölgesinde yapılıp Fransızlar tarafından tüketiliyor. Şampanya var. Şampanya bölgesi ayrı bir bölge kuzeyde, Paris'in kuzeyinde. Şampanya biliyorsunuz işte içinde karbondioksit barındıran doğal köpüren bir şarap. Şampanya isminde tescilli olduğu için diğer köpüklü şaraplara şampanya denemiyor. Sadece şampanya bölgesinde yapılan köpüklü şaraplara şampanya denebiliyor. Bunların İtalya'daki eşleri Prosecco, İspanya'daki Cava ve diğer özel şaraplar için bu akşam fazla üzerinde durmayacağız. Gerekiyor. Sonra ayrı bir seçim halinde yapabiliriz. Şarabın dışında yine şarapla ilgili olarak Konyak ve Armanyak bölgeleri var Fransa'da. Onlardan da fazla bahsetmeyeceğiz bu akşam. Fransa'da şarapların bir sınıflandırma sistemi var. Bundan biraz bahsetmekte fayda var. Çünkü bu bir yerde bu işin garantisi gibi. Şöyle, yani bu sistemi biraz biliyorsanız en azından bir şarap alırken veya seçerken yanılma ihtimaliniz azalır. En üst segmentte AOC kısaltmasıyla verilen Appellation Origine Contrôlée. Bu en üst sınıf aslında Fransız şaraplarında. Bu şu demek, şarabın yapıldığı bağın bir kere coğrafi olarak yeri belli olması lazım. O şarabın içinde hangi üzümlerin kullanılacağı gene belli olması lazım. Başka bir üzüm kullanamıyorsunuz bu etiketi, bu AOC'yi kullandığınız zaman. Bu bölgede hektar başına alacağınız ürün sınırlı. Daha fazla ürün alıp daha çok ürün yetiştireyim, yapayım, kar edeyim olmuyor. Şarabın kalitesini yükseltmek için böyle bir kısıtlamaya gitmişler. Örneğin işte belli bir tarihten önce üzümleri hasat edemiyorsunuz gibi çok sert kurallar var. Bunlar denetleniyor. Dolayısıyla AOC etiketinde AOC yazan bir şarabı rahatlıkla alabilirsiniz. Fiyat olarak da normalde bunlar tabii ki biraz daha fazla. Yarısından fazlası da Fransa'da üretilen şarapların AOC sınıfında aslında. 2010'dan itibaren Avrupa Birliği içinde bu sınıflandırmalarda bir yenilemeye gidildi bütün ülkelerde. Şimdi AOC şarapları ve 10 ve altındaki çok küçük bir kademe duru. Onlar birleşerek AOP oldular. Bu akşam içeceğimiz şarabın üzerine de AOP yazıyor. Yani onun için kafanız karışmasın. 2010'dan itibaren üretilen şaraplarda artık bir yeni sınıflandırma kullanılıyor. Ama eski de kullananlar var. Zaten eski rekolteli bir şarap alırsanız üzerinde gene eski sınıflandırmayı göreceksiniz. Onun için şu ara geçiş döneminde bu her iki sınıflandırmayı da bulabilirsiniz etiketlerde. AOC'nin bir altında bölgesel şarap var. Vendepa. Onun altında da sofra şarapları var. Sofra şaraplarının yeni ismi de Vende France oldu. Fransız şarabı oldu. Vendepa'da yeni sınıflandırmada IGP kısaltmasını aldı. Fransa'da üretilen şarapların %28'i beyaz, %72'i de kırmızı ve roze şaraplar.
Burada ben biraz Burgonya bölgesinden bahsetmek istiyorum. Çünkü Bordeaux'a biraz sonra değineceğiz. Burgonya bölgesi Pinot Noir üzümlerini yetiştiriyor. Pinot Noir yetiştirmek oldukça zor. Pinot Noir biraz hassas bir üzüm. Aslında şaraba başlayan her şarap yapımcısının en büyük arzusu Pinot Noir'dan iyi bir şarap yapmak dünyada. Yani Pinot Noir eğer iyi yapabiliyorsanız siz iyi bir şarap yapımcısınız denebilir. Dolayısıyla Burgonya bölgesindeki üretilen şaraplar oldukça iyi ve kaliteli şaraplar. Bugün içinde Fransa'nın en iyi şarabı ne, en pahalı şarabı ne dersiniz? Size Burgonya'dan bir Romane Conti söylerler. Romane Conti çok küçük bir parsel aslında ama çok değerli bir parsel. Hatta bazı kaynaklarda işte Türkiye'deki bütün bağ bölgelerini toplasanız Romane Conti'nin değeri kadar etmez kadar iddialı sözler var. Yani küçük bir bağ olmasına rağmen oradaki yetiştiren, o parselde yetiştiren üzümlerin çok değerli olduğu, şarabının çok kıymetli olduğunu vurgulamak için bu. Bir de Burgonya bölgesinde şato denmiyor, üzümden şarap yapılan yerlere, domen deniyor. Şato daha çok Bordeaux ve diğer bölgelerde kullanılıyor. Diğer bir bölge Châteauneuf-du-Pape bölgesi. Bu da bu akşam şarabını içeceğimiz Rhône Vadisi'nin en altında bulunan bir bölge. İsminden de belki fark edeceksinizdir, Papa ile ilgili. Aslında bu Papa'nın yeni şatosu demek, bunun tam anlamı. Şöyle 14. yüzyılda bunun tarihsel bir hikayesi var. 14. yüzyılda Papa seçilen Kardinal Bordo Kardinali. Bordo Kardinali Papa seçiliyor. Roma'ya gittiğinde ben diyor papalığın merkezini Fransa'ya taşımak istiyorum diyor ve Avignon şehrine taşınıyor papalığın merkezi. Avignon şehri de bugünkü Châteauneuf-du-Pape bölgesinin içinde bir şehir. Burada zaten bazı kökenli olduğu için, Bordeaux'dan geldiği için üzümlerini yetiştirmeye başlıyor Papa ve burada yetişen üzümlere önce Papa'nın şarabı diyorlar. Ondan sonra yerine gelen Papa da bunu devam ettiriyor. Hatta bir tane de yazlık şato yaptırıyor. İşte yazlık şato şu ortadaki resimde gördüğünüz harabe şeklinde bugün. Orası Châteauneuf-du-Pape ismi de buradan geliyor. Yani Papa'nın yeni şatosu. Bu burası tipik özelliklerini yansıtıyor Rhône bölgesinin. Üzüm olarak Grenache üzümü başta olmak üzere 13 farklı üzüm çeşidi kullanılıyor. Ama Grenache ağırlıklı. Oldukça dolgun, gövdeli bir şarap veriyor. Bir diğer özelliği de şişesinin üzerinde kabartma olarak Papa'nın bir arması var. Bir anahtar ve Papa'nın kalbini simgeleyen bir arma var. İyi bir Châteauneuf-du-Pape aldığınız zaman bu armanın mutlaka olduğunu göreceksiniz şişenin üzerinde. Bir diğer özellik de sağ alt resimde gördüğünüz buradaki bağların üzeri çakıl taşlarıyla kaplı. Biraz da büyük çakıl taşları, böyle 10-15 santim çapında geniş çakıl taşları. Bu da hem ısı izolasyonu hem de nemi toprakta tutmak için kullanılıyor. Bu yüzden Châteauneuf-du-Pape şaraplarının ayrı güzel bir aroması var kendine has. Şimdi biraz Bordeaux'dan bahsedelim. Çünkü Bordeaux da şarabın başkenti. Yani dünya şarabının başkenti. Bunu kime sorsanız böyle diyecektir. Bordeaux coğrafi olarak Fransa'nın doğusunda, Atlantik kıyısında bir şehir. İki tane nehrin Dordogne ve Garonne nehirlerini birleşip Gironde ismi altında bir haliçle Atlantik Okyanusu'na döküldüğü yer. Bordeaux'da sağ yaka ve sol yaka ayrımı var. Bir de sol yaka ve sağ yakadan farklı olarak iki nehrin birleştiği yeri gösteren büyükçe bir bölge Entre-deux-Mers bölgesi var. Sol yaka genel olarak soyluların, şatolarının olduğu, şarap yapan ailelerin işte soylu asil oldukları bölgeler. Sağ yakada köylülerin şarap yaptığı yer aslında. Sol yakaya bakarsak iki büyük bölge var orada. Medoc ve Haut-Médoc bölgeleri. O bölgelerin içinde de çok daha değerli küçük başka apelasyonlar var. Ben burada hepsini almadım. Çünkü Bordeaux'a baktığınızda onlarca apelasyon, yüzlerce şato var. Çok büyük bir yer. Yani o yüzden işte dünya şarabının başyeri aslında. Sol yakadan birkaç tane bölge seçtim. Buraya yazdım daha doğrusu. Bunlar Pauillac, Margaux, Pessac-Lavignon,
Graal bölgeleri. Burada da bazı sapıkların isimlerini verdim. 1855'te bir sınıflandırma yapılmış bu sol yaka için. Bu sınıflandırma ve bu şurada buradaki şatolar belirli bir hiyerarşiye konmuş. En üst seviyede Grand Cru dedikleri 5 tane şato var. Bu 5 tane şatonun 3'ü Foyak bölgesinde. Hatta görüyorsunuz ikisi meşhur Rothschild ailesinin şatoları. Diğeri Margaux bölgesinde ismini veren Chateau Margaux'un olduğu bölge. Chateau Margaux da bu ilk 5'in içinde. Bir de Pezac-Lagognan bölgesinde Aubryon şatosu var. Bunlar işte en prestijli Sauvignon'un ve Bordeaux'un en prestijli, en pahalı şarapların olduğu yerler. Beyaz şarap olarak da Graal bölgesinde Chateau Duquesne diye bir şato var. Bu da Sauternes bölgesi aslında, Graal'ın bir alt bölgesi gibi. Chateau Duquesne de tatlı şarapların yapıldığı. Şimdi resmini göreceksiniz. Şu anda 1900 rekortası bile hala satışta olan ama son derece pahalı bir şarap bu. Ve bildiğimiz tatlı şarap, yemeğin üzerinde dessert şarap olarak içiliyor. Sağ yakadan birazcık bahsedersek orada da Saint-Emilion bölgesi, yani çok bölge var ama önemlileri sayıyorum ben. Pomerol bölgesi, Lallande-Pomerol bölgesi ve Fronsac bölgelerini sayabiliriz. Burada da Saint-Emilion bölgesindeki Chateau Cheval-Blanc pek çok şarap severin söylediği veya şarap konusunda bilgi insanın söylediği dünyanın gelmiş geçmiş en iyi şarabı hangisi derseniz 1947 Cheval-Blanc diyorlar. Sanıyorum hala iki şişe falan kalmış ama tam artık bir koleksiyon parçası. Son derece de pahalı şaraplar. Burada bir de Bordeaux'da bizden bahsetmek lazım. Kavakkıdere yaklaşık 5-6 sene önce bir yatırım yaparak Bordeaux bölgesinde iki tane şato satın aldı. Bu şatonun şaraplarında Maison Kavakkıdere ismi altında satışa sundu. Türkiye'de de bu şaraplar bulunabiliyor. Yani Türkiye'deki üreticilerimizden birisi yurt dışında ve üstelik Bordeaux'da bir yatırım yaptı. Bordeaux'da da artık bir imzamız var diyebiliriz Türk şarapçısı olarak. Bordeaux'da son durağımız sağ yakada bir alt bölge. Pomerol bölgesi. Pomerol aslında küçük bir bölge. Lalande Pomerol ile birlikte gayet küçük bir bölge aslında, bir köy burası. Bir Merlot törü var. Toprağı kirli olduğu için Merlot üzümünün yetiştiği bir bölge. Birkaç tane şato var burada meşhur. İşte Chateau Lafleur, Chateau Lepin, Chateau Lafleur Le Petrus, bir de Petrus var. Petrus'tan bahsedeceğim biraz çünkü Petrus Türkiye'de de bilinen bir şarap. Chateau Petrus değil. Bazı etiketlerde Chateau Petrus diye geçiyor ama normal Fransa'da buna hep Petrus diyorlar. Petrus şarabı diyorlar. Petrus şarabı nasıl tanındı Türkiye'de? Onun hikayesini anlatayım. 2000'li yılların başında bir kamu bankasının genel müdür yardımcısı Ankara'da bir iş yemeğinde bu şarabı açtırıyor. İçiyor bu şarabı. Ondan sonra gazetelere konu oluyor. Çünkü o zamanın parasıyla yemeğin bedeli 5.6 milyar, şarabın bedeli ise 4.3 milyar. Yani bugünün parasıyla 4.300 TL. Bugün için bile bir şarap için oldukça pahalı bir miktar bu. O zaman için düşünün yani işte bundan yaklaşık 20 sene önce. Bu gazetelere falan haber oldu ama sonunda bir şey çıkmadı tabii ki. Ondan sonra uzanların mal varlığına el konduğunda uzanların kabından 2300 tane çok değerli şarap bulundu. Temesi hakkında el koydu. Bu el konulan şarapların içinde 100 şişe Petrus çıktı. Böyle bir haber ortaya çıktığında Petrus'un sahibi bile şaşırdı buna. Dedi ki böyle bir şey Fransa'da bile olmaz. Yani Fransa'da herhangi bir iş adamının 100 şişe Petrus evinde bulundurması olacak şey değil falan şeklinde. Dolayısıyla Petrus bu haberlerden sonra Türkiye'de de bayağı bilinen ve aranan bir şarap olmaya başladı. Ancak son derece pahalı. Türkiye'de bulunuyor. Bu banka hikayesinin bir de İngiliz versiyonu var. Bu da olmuş bir hikaye.
İngiltere'de gene Barclay Bank, bunun ismini de verebilirim. 6 tane çalışanın çok değerli bir iş görüşmesinden sonra bir anlaşma yapıyorlar. Bunu kutlamak için akşam yemeğe çıkıyorlar 6 yıldan. Petrus Rokantası'na gidiyorlar Londra'daki. İşte yemekten önce biralar içiliyor. Ondan sonra yemekte bir 82 rekorte bir Fransız şarabı içiyorlar. Yemekler yanmaya başlıyor. Biz diyorlar bu şarabı pek ağzımız tadına uymadı. Sen bize bir tane Petrus getir diyorlar. İşte 45 rekolte Petrus, 46 rekolte Petrus, 3. şişe 47 rekolte Petrus. Üstüne bir tane tatlı şarabı, az önce söylediğim Chateau Dikem'den içiyorlar. Hesap faslı gelince restoranın sahibi geliyor masaya. Bayar diyor, seçtiğiniz için restoranımızı çok teşekkür ederiz. Biz size bu akşam yemekleri ikram ediyoruz. Yemeklerin parasını almayacağız. Sadece şarapları fatura edeceğiz diyor. Aa, iyi diyorlar bankacılar da. Faturayı bankaya gönderin diyorlar. Ertesi gün bankaya geliyor fatura. Fatura 44 bin pound. Sadece şaraplar. 5 şarap. Banka tabii ki faturayı ödüyor ama 6 çalışandan 5'inin işine son veriyor. Bir tanesi çalışmaya devam ediyor. Çünkü adam Pakistan kökenliymiş. Ben diyor Müslümanım diyor. Ben şarap içmedim demek diyor. Ve o bankada çalışmaya devam ediyor. Böyle bir hikaye var. Ama Chateau Petrus nasıl bu kadar meşhurmuş? Nasıl bu kadar pahalı olmuş? Ona bakarsak onun hikayesi 1947'lerde başlıyor. 1947'de Kraliçe 2. Elizabeth'in düğünü var. O zaman kraliçe değil tabii. Kralın kızı. İşte Philip'le evlenecek. Düğün yapılacak. Düğünde de şarap ikram edilecek. Ülke savaştan yeni çıkmış. Hazine boş. Başbakan da Churchill. Churchill'e gidiyorlar. Churchill tabii para vermiyor kimseye. Diyor, gidin güzel bir şarap bulun diyor. Bordo şarabı olsun ama diyor pahalı olmasın diyor. Tabii İngiltere'de şarap eleştirmeninden, şarap uzmanından bol bir şey yok. Gidiyorlar, araştırıyorlar. Bu Petrus'u buluyorlar. Tadıyorlar, abi güzel diyorlar. O zamana kadar duymamış bir marka bu Petrus. Bir de Merlot şarabı, Merlot da bilinmiyor. Çünkü bütün üst düzey asilzadeler, şunlar bunlar hep sol yakanın, o bol kabanili üzümlerin şaraplarını içiyorlar. Neyse Petrus şarabı ikram edilince düğünde oradaki bütün işte jet sosyetenin bütün soyluların çok ilgisini çekiyor. Nedir bu şarap? Aa Petrus, Allah Allah neymiş falan diye. Dolayısıyla Petrus'un değeri bir anda katlanarak artmaya başlıyor. Söylene göre o zaman işte düğünde ikram edildiğinde şişesi 50-60 pound civarındaymış. Bugünkü fiyatı ise en ucuzu 1000 avro. En sıradan bir Petrus 1000 avro. Rekortesine göre 6000 avroya kadar çıkıyor Petrus şarabı. Burada ben Fransa'yı sonlandırmak istiyorum. Ayşegül eklemek istediğim bir şey var mı? Senin sesin kapalı galiba. Peki ben o zaman İtalya'dan devam edeyim. Sonunda olmasa sesim Tamam, şimdi sesim geliyor mu? Sesim geliyor Yok. mu? Duyuyoruz. Duyuyoruz Ayşegül. Tamam. Reha, Fransa'nın ilk slaydına dönebilir miyiz? Ben iki tane küçük şey eklemek istiyorum sadece genel bilgi olarak. Bir tanesi biraz bu apelasyon sistemini biraz daha kolay anlaşılır bir hale sokmak için basit bir detay. Öbürü de genel olarak üzümler ve iklimlerle ilgili genel bir bilgi. Fransa'nın haritasının olduğu ilk slayda dönebilir miyiz rica etsem? Tabii ki. Şimdi önce bu üzümler ve iklimlerle ilgili genel bilgi dediğim şeyden bahsedeyim. Şimdi bu size gösterdiğimiz slaytta üzümleri kırmızı yani daha doğrusu siyah ve beyaz üzümler olarak renk kodlamasını tabi tuttuk. Tahmin ettiğiniz gibi kırmızı ile işaretli olanlar siyah üzümleri yani kırmızı üzümleri. Beyazla işaretli, yeşille işaretli olanlar da yeşil üzümleri, beyaz üzümleri sembolize ediyor. Şimdi Fransa'nın genelinde ve aslında dünyanın genelinde de bu böyledi. Kuzeye doğru gittikçe beyaz üzüm yetiştiriciliği önem kazanır. Çünkü kırmızı üzümlerin o tanik kabuklarıyla gerekli şekeri ve meyvemsi dokuları, meyvemsi aromaları oluşmaları için daha çok güneşe ihtiyaçları var. Dolayısıyla kuzeye doğru gittikçe
zaten hem beyaz üzümler önem kazandığı gibi hem de bu beyaz üzümlerde daha yeşil tatlar öne çıkmaya başlıyor. Mesela elma gibi, işte otsu tatlar, çimen gibi, işte sitrus tatları, limon, greyfurt vesaire gibi. Siz mesela Sauvignon Blanc'ı atıyorum Loire Vadisi'nden içtiğiniz Sauvignon Blanc'la sizin Yeni Zelanda'dan veya başka bir ülkeden daha sıcak bir iklimden içtiğiniz Sauvignon Blanc'ın tat profili, aromatik profili benzeyebilir ama tat profili yani aromatik profilin içeriği, çünkü Sauvignon Blanc aromatik bir üzümdür. Kokulu çilek gibi düşünebilirsiniz. İçeriği değişecektir. Yani biraz daha yeşil kokulardan, çimensi, işte limonsu kokulardan biraz daha tropik meyvelere doğru kaymaya başlayacaktır. Bu güneşin etkisidir. Aynı şekilde genelde daha güneşli, daha sıcak iklimli bölgelerde daha çok kırmızı, daha çok siyah üzümlere rastlamaya meyillimizdir. Fransa'da da bu yüzden işte Şampanya bölgesinde, Alsace bölgesinde, Loire bölgesinde, Chablis'de, Borgonya'nın yukarılarına doğru çıktıkça işte daha ince kabuklu kırmızılar ve daha yukarıya doğru gittikçe beyaz üzümlere geçme sebebimiz de esasen bu yüzdendir. Yani mesela Bordeaux apelasyonunda çıkan şarapların %90'ı hatta belki de daha fazlası kırmızı şarap olarak çıkmaktadır. Bordeaux Fransa'nın güneyinde siyah üzümle yetiştirildiği bir bölge. Yani relatif olarak güneyinde siyah üzümle yetiştirildiği bir bölge. Olduğu için Rhône da aynı şekilde. Aslında Rhône da Kuzey Rhône, Güney Rhône diye ayrılır vesaire. Şimdi apelasyon sistemini biraz daha kolay anlaşılır kılmak için basit bir şey söylemek istiyorum. Apelasyon sistemini şöyle düşünün. Onu bir kolaj olarak, bir mozaik olarak düşünebilirsiniz. Mesela Bordeaux bölgesinde Bordeaux en temel apelasyondur. Bunun bir üstünde Bordeaux Superior vardır. İşte onun bir üstünde Premier Cru vardır. Onun bir üstünde Grand Cru vardır vesaire. Belli bölgeler, belli şatolar vardır. Bu şey gibi. İşte atıyorum Marmara bölgesi, İstanbul, Üsküdar, işte ne bileyim Kandilli, arkasından küçük su falan gibi. Böyle gittikçe küçülen, yani şey, siz oradan atıyorum Grand Cru'yu kaldırdığınız zaman ya da Bordeaux Superior'u kaldırdığınız zaman o apelasyon, o spesifikliği kaybettiğiniz zaman altında yine Bordeaux vardır. Anlatabiliyor muyum? Yani onlar üst üste bildeden, üst üste yapılanan apelasyonlar aslında. Bordeaux bölgesinde de ve genellikle öbür bölgelerde de bunlar gittikçe daha spesifik, daha özel oldukça bir şey daha eklenerek artıyor. Ve en sonunda çok spesifik olarak şatolara ve belli bağlara kadar girebiliyor. Bunun sebebi de işte güneşi hangi açıdan aldığı, hangi yamaçta olduğu. Yani resmen yan yana olan ya da yamacın iki farklı tarafında olan iki tane bağda bir tane şarap 1000 dolara satılıyor, öbüründe 100 euroya satılıyor olabilir. Böyle farklar da bu yüzden ortaya çıkıyor. Bu da apelasyon sistemiyle ilgili değinmek istediğim. Biraz da belki işleri kolaylaştıracak, anlamayı kolaylaştıracak bir şeydir. Başka soracak bir şey yok Fransa ile ilgili. Tamam, teşekkürler. O zaman İtalya'ya devam ediyoruz.